Bana güven, tamam mı? Evet, artık gitmem lazım. Önce pansuman yapacağız, ondan sonra gidersin. Abla, sonra anlatırım dedim ya. Aman be, iyi ki bir soru sorduk. Eyvah! Anne! Sus! Ya, çıkar onu buradan! Olur mu? Pedir! Sus! Pedir! Sus! 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 Diyorum, sakin ol! Şimdi değil, yorulmuş! Susana, salak! Kız, yüzü bembeyazdı. Ölü gibi. Hayalet. Bu olsa olsa Çolak Gazi'nin hayaletidir. Bu durumda gitmek istediğinden emin misin? Hayır. Ama gitmem lazım. Geri gelmek istersen çekinme. Bu mahallede güvende olursun. Kahvenin dışına geldi. Bir anda her yer gece gibi karardı. Bana ters ters baktı. Sonra gözlerini açtı. Gözleri kıpkırmızıydı. Tam ben ne yapıyorsun lan burada diyecekken böyle. Ya, başladınız da saçmalamaya ha. Ya atının üzerindeydi diyorum. At mı? At. Biri bana oyun oynuyor Kutay. Neden bilmiyorum. O polis burada. Nasıl başardın? Her tarafta fotoğrafları nasıl? Bütün polisler peşinde. Ama bulamadılar. Nereye saklandın sonra? Kaç! Durma, kaç! Sola kaç! Sola kaç! Dur! Yani artık... Artık resmi olarak boksörsün. Suçluya yardım ettiğini amirlerime bildirmedim. Eğer bunu bir kez daha yapmaya kalkarsan... Sen olsaydın ne yapardın? Daha ismini bile bilmiyoruz. Ona ne isim soruyorsunuz? İsmi belli işte. Neymiş? Hayalet. Aferin lan. Hayalet evsizmiş Menekşe abla. Otelimin bazı prensipleri var. Onlara uyması lazım. Tabii bir deneme süreci gerekli. Oldu bu iş. Buraya gelen herkes sabahtan akşama kadar sevdiği kadından bahseder. Sen tek kelime etmedin. Hı? Demek yok öyle biri. Belki de var. Belki de bana anlattıklarından biri. Belki de olmaması gereken biri. Hı? Belki melek. Sevda. Belki şu kavgacı kız ha? Yağmur. Baba, bir şey söylemeyecek misin? Boşuna olmuşsun. Niye baba, sevinmedin mi? Söylediğimi duymadın galiba. Boksör olmayı unut. Bu eve bir tane gazi yeter. Mahkemede duyduklarımdan sonra sana yalan söyleyemem. Bir gün inanıncaya kadar bunun sende kalmasını istiyorum. Olsun hissettim abi. Abi geleceğini vallahi de billahi de hissettim abi. Hamza tamam be oğlum, sakin. Ne sakin abi. Bak şimdi bütün mahalle duyacak geldiğini. Uyanın lan. Uyanın lan, abim gelmiş. Arif. Uyanın. Uyanın. Hoş geldin. Uyanın lan. Özledik seni. Ben de. Yeni arkadaşlar mı edin? Hayalet'i soruyorsun. Hayalet?
Yumurta niye çocuğum? 3 günlük iş Şefik baba. Günlük 12.5'a anlaşmışım. İyi de para ha. Ha. Ayda 3 gün çalışıyor zaten. Ama abla, ne zaman iş bulsam böyle diyorsun. Sen de her ödeme günü geldiğinde param yok diyorsun Feruh Bey. Nerede bu oğlan Şefik? İşi varmış. Erken çıktı. Görünüş yanılttı demek ki. İşinde gücünde bir çocuk herhalde. Aynı zamanda dakikte. Günaydın delikanlı. Geç otur şöyle. Günaydın. Sağ ol. Ben geç kalmayayım. Ben de okula gideyim artık. Afiyet olsun. Otur bakalım Şefik Bey. Sizlerin zoruyla bu çocuğu kabul ettim. Önüne yemek koydum, yatak verdim. Hiç adetim olmamasına rağmen güler yüz gösterdim. Vallahi büyük iyilik ettiniz. Kes yağcılığı. Ben böyle saygısızlık görmedim. Paşa çocuğu mu bu? Burada hepimizin birbirimize karşı sorumlulukları var. Doğru. O halde ona söyle. Yarın herkesin önünde kimin nesi, kimin fesiymiş, ne derdi varmış, buraya niye gelmiş her şeyi anlatacak. Anlatırken önünde sıcak bir kahvaltı sofrası ya da güler yüzlü bir otel sahibesi beklemesin. Ben mi söyleyeyim? Otele alınmasına ön ayak olduğuna göre. Ayrıca şunu da söyle. Bunu yapmazsa yarın hemen pılısını pırtısını toplayıp gidebilir. Yumurtanı yesene çocuğu. Galip babayı delirtiyor musun hala? Rolleri değiştik. Artık o beni delirtiyor. Görünce sorarım. Sakın yapma. Yoksa yine beni sana emanet etmeye kalkar. Çok mu şikayetçiydin benden? Ya değildim de. Çocuk değilim artık. Doğru. Değilsin. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Arif abi hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş geldin Arif abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Arif geldi. Oho, hoş geldin Arif abi, geçmiş olsun. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kız Arif bu. Geçmiş olsun Arif. Sağ ol. Kimmiş bu mahalleyi ayağa kaldıran? Geçmiş olsun. İşte senin Hamza serserisinin örnek aldığı adam. Hapishane kuşu Arif. Sakın yüzün yere eğilmesin. Sadece namussuzlar düşmez hapse. Adam yorgun. Önce bir eve gitsin. Muhabbeti akşam yaparız. Tabii canım. Tabii. Akşam. Hoş geldin yemeğinde. Sağ ol Galip baba. Tekrar hoş geldin. Sonra görüşürüz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok hızlı geçtin. Sen misin anlayamadık. Biraz yorgunum da. Kötü bir gün mü? Çok iyi sayılmaz. Bir de yalnız kalmak istedim.
Tabii tabii. Ben çıkacaktım zaten. Yok yok, sen kal. Ben terasa çıkıp hava alacağım biraz. Bir dakika, sana bir mesaj iletecektim. Menekşe Hanım pek çok şeyi saygısızlık olarak telakki eder. Sen öyle hızla geçince, eğer burada kalmaya niyetliysen yarın sabah kendinle ilgili her şeyi ona anlatman gerekecek. İnşallah anlatacak iyi bir şeylerim vardır. Bu adamı daha kaç kere elinden kaçıracaksın Yalçın? Jandarmadan alıp hapishaneye götürmeye kalktın ama adamı kaçırdın. Kardeşini 24 saat gözlediğin halde adam elini kolunu sallaya sallaya kardeşini görmeye geldi, yine kaçırdın. Bu ne tedbirsin? Bu ne rezalet? Dalga konusu olduk ya. Fıkra gibi herkesin dilindeyiz. Bu adamı bulacaksın Yalçın. Nasıl yaparsın bilmem ama bu adamı bulacaksın. Anladın mı beni? Hiç ayrı kalmamış gibi hissediyor insan. Halbuki içerideyken evle ilgili bir sürü hayal kurarsın. Kavuşun artık abi. Neyse ben gideyim. Ne oldu lan, evde gözün mü vardı yoksa? Yok be abi. Ondan değil. Ya bizi manita bekliyor da. Zaten uzun zamandır yolsuzluk, buluşamadık da. Abi yok, o anlamda söylemedim ki ben sana. Seni düşündüğümden değil oğlum. Kıza yazın. En kısa zamanda geri vereceğim abi. Hadi hadi devam et. Pansumanı yenileyelim mi diyecektim. Görsünler. Nasıl olsa almayacak mıyım kız seni? Şişt, çok bekledin mi? Çok kalamam, gideceğim birazdan. Bir şey hiç gidersin ya. Yok, pahalıdır burası. Allah Allah, pahalı ucuz sana ne ya? Hem hani paramız olmasa neyse ya. Canım. Buyurun. Hanımefendi ne istiyorsa getirsene. Tabii.
tamamdır. Artık pansuman yaptırmana da gerek yok. Kapı açıktı da özür dilerim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Dönüp dolaşıp yine kürkçü dükkanı ha? Bize fazla seçenek yok. Cesaretin yok. O yüzden. Demişim lan. Şehir. Ya neredesin be Ferruh be? Hayırdır? Sakın, sakın unuttum deme. Neyi? Ya biliyordum ya, biliyordum unutacağını ya. Neyi unutacağım toprağım? Neyi mi? Şaka şaka. Tamam uzatma ver şunu. İşte bu be örümcek adam. İki macera birden he. Bir şey değil. Şimdi en son macera. Sezer. Ne sakladın arkana? Ne sakladın arkana çocuğum? Bir şey yok anne. Ferru bir şey almış da ona bakıyordum ben. Ne almış? İş yine benim başıma kaldı. Evet.
Demek senin bu. Hiç bilmiyordum bunları okuduğunu. Okumak değil de abla, resimlerine bakıyorum. Bak sen, kim bu örümcek adam Ferruh? Ne anlatıyor bu dergi? Vallahi böcük gibi bir şey. Ha. Kahraman yani. Uçuyor. Uçuyor mu? Yok, tam öyle değil. Duvarlara yapışıyor. Surlara çıkıyor. Fatih'in fedaisi Kara Murat gibi. Bir de Sezer'in fedaisi Ferruh var. Bunu da biliyorsundur herhalde. Biliyorum abla. Bir daha bunları okuduğunu görmek istemiyorum. Vallahi benden bu kadar toprağım. Çok iyi yaptın. Aklıma süper bir hikaye geldi. Gidip hemen çizeyim. Bir şey değil. Sonat'ın seni bu parçalarla uyandırmalarını biliyorum. Özlemişsindir diye düşündüm. Çok iyi bir fikir değildi Kutay. Bugün neyin farkına vardın biliyor musun Ayça? Biz dosttuk. Yani dertleşirdik falan eskiden. Hatırlıyor musun? Hayal meyal. Sen her hafta değişen sevgililerinden dert yanardın. Yeni yeni restoranlar keşfedip bizi götürürdün. En yenisini keşfetmeye hazırsın yani. Tamam. Biraz bekleyeceksin ama. Peki tamam. Ne olan? Kuşları mı düşünüyorsun gene? Şu bizim paçalı var ya. Hiçbir şeyim yok. Ölecek galiba. Evlendir oğlum, bir şey kalmaz. Gül, senin bu hamilelik olayı var ya, bizim bütçeyi bayağı sarsacak galiba. Oğlumuz döndü. Bu mahalle için gençliğinin bir parçasını daha hapislerde bırakıp döndü. Hem cesareti hem sevgiyi aynı yürekte buluşturmak zordur. Onun için buradayız zaten. Farkındasınız. Şimdi hepimiz onun sağlığı için kadeh kaldırıyoruz. Yarasın. Abi. Yarasın. Hadi yarasın. Yağmur, sabahki adamdan bahsedecektin. Bizim hayaletten mi bahsediyorsun abi? Nedir bu hayalet mevzusu? Biri anlatacak mı artık? Vallahi biraz daha aç kalırsan hakikaten hayalet olacaksın. Şaka şaka. Doğuştan. Hadi. Hadi ye. Şifadır.
Ben de böyle ilk geldiğimde senin gibi yemeğe çekindiydim. Hadiye. Ben de kıza hayalindeki erkek olarak kalmayı tercih ederim dedim. Kadınlara karşı kibar davranmayı bir türlü öğrenemedin. Hiç abine çekmemişsin. Özür dilerim. Kuralı bozdum galiba. Ondan söz etmeyecektik. Sana geldi değil mi? Yüzüğün nerede olduğunu sormaya bile korkuyorum. Gerçekten o şimdi dünyanın en yalnız adamı. Geçmiş olsun Yağmur. Büyük olay geçmiş başından. Hı hı. Nefes al kız. Hayalet de delikanlı çocukmuş. Ama görüyorum ki ne adamın adını biliyorsunuz, ne de olayını. Dikkatli olun yine de. Fazla yüz göz olmayın. Sen de bu olaylar vesilesiyle Çolak Gazi'yi görmüş oldun Zeynel. Anlat bakalım biz fanilere ne nasihatler var. Ayıp ettin bari abi. Yoğun çalışma temposu ve yüksek stres içinde hayat böyle akıl oyunları oynuyor bari. Ayı oynatılıyor değil mi burada? Hayırlı bir şey ya. Kainat meydanının zombileri, yaşarken ölmüş ruhlar, can çekişenler. Bu geceki eğitici çalışmamızın konusu yalnızlık. Yalnız adamı nasıl tanırız sorusuna cevap arayacağız. Bir kere topluluk içinde dikkat çekmez, öne çıkmaz. Soru sorulduğunda cevap vermez. Mümkünse kalabalıkta durmaz. Gözlerin olmadığı yerlere kaçar. Ama aradığı gene bir çift gözdür. 500 metre ötede kimsenin görmediği bir yere bakıyor gibidir. Ama baktığı yeri kendisi bile görmez. Sorsan bilmez. Düşündüğü ise muhtemelen ıskaladığı hayatıdır. Ama cesurdur. Tek yönlü yola ters düşmüştür. Doğru bildiğinin kölesi olmuştur. Her girdiği mekan ona dar gelir. Lakırdılar uzaylı lisanı gibi gelir. Çevresindeki insanlar da Japon ve Eskimo. Bir kuru selamı zorlukla alır. Yediğini, içtiğini de anlamaz. Hayatına teklifsiz girebilen oksijen, sigara ve çaydır. Mutluluk hep yakınındadır ama hiçbir zaman yanında olmamıştır. Adet yerini bulsun diye aynaya bakar. Bazen kendini de tanımazlıkta gelir. Neye gidecek yeri, ne geri dönebileceği evi, ne de iki sıcak kelam edecek dostu. Hepsini delik ceplerinden düşürmüştür. Bu biçarelere tavsiyemiz. Dikkatli olun sevgili kardeşlerim. Bünyeye giren yalnızlık bazen ölümcül yan etkiler yapar. Yine biz bize kaldık. Ailecek. Ama ailemizde bazı sorunlar var bugünlerde. Hı hı, büyük sorunlar.
Ayça ne var? Bana inanmıyorsun. Mahkemede duyduklarımdan sonra sana yalan söyleyemem. Olmuyor. İnanamıyorum. Bir gün inanıncaya kadar bunun sende kalmasını istiyorum. Bunun sende kalmasını. Atlayacaksan ben gideyim. Ha? Biraz daha durmayı başarırsan üstüne leylekler yuva yapacak. Demek arada bir espri de yapıyorsun yani. Zorunlu kalınca. Sululuğu sevmem. Diyar Bekir'de diler yarimi gördüler. Burada espri hayatın kendi zaten. Yıkılsın Urfa kapılı. Beni yardan ettiler. Oy beni. Problem ne? Bu kadar çözülemez bir şey mi? Bildiğin bütün problemleri üst üste koy, iki ile çarp. Senin geçmişinle ilgili bir tahmin yapayım mı? Çok rahat bir yaşantı içinden geliyorsun. Bir dediğin iki edilmemiş. Ne? Nereden bir... Ne alakası var canım? Böyle insanlar hep kendi dertlerinin dünyadaki en büyük dert olduğunu düşünürler. Bağışıklık sistemleri gelişmemiştir çünkü. Gerçekten bilseydim böyle konuşmazdın, inan. Bir test yapalım o zaman. Mesela bizim Ferruh. İstanbul'a ilk geldiğinde boyaya alerjisi olmasına rağmen bir yıl boyacılık yapmış. Her gün, kusa kusa. Nefes alırken bile zorlanarak. Sağda solda yediği sopanın dolandırılmanın da hatta hesabı yok. Ailesi Diyarbakır'da. 3 tane de çocuğu var. Güya burada para kazanıp onlara yollayacak. Ama kazandığı para kendine bile yetmiyor. Büyük ihtimalle hiç dönemeyecek memleketine. O da biliyor bunu.
İstanbul onun için yabancı bir ülke gibi. Karısını ve çocuklarını o kadar sevmesine rağmen bir telefonu bile 50 kere düşünerek edebiliyor. Masraf olmasın diye. Ama bir gün bile surat astığını, şikayet ettiğini görmedim. Çünkü buralarda sadece hayatta kalmanın bile bir başarı olduğunun farkında. Dertlerini üzüleceğini, yaşadığına seviniyor yani. Aslında haklısın. Neyse, geç oldu. Ben gideyim. Bunu otelin önünde buldum. Sahibine verirsin. Neredeydin? Söyleme. Tahmin ediyorum. Bizim boks takımı. Bütün dünyayı yumruklarımızla ezeceğimizi sanıyorduk. Bir araya geldiğimizde dünyanın en güçlü ordularından biri oluveriyorduk. Kimseyi tanımıyorduk. Kıllı İsmail. Bacağından bıçaklandı. 2 dakika içinde öldü. Dağ gibi adamdı. 2 dakikada. Arap Mehmet. Başından aldığı darbelerle şimdi tuvalete bile yalnız gidemiyor. Oysa ne güzel fıkralar anlatırdı. Şimdi konuşamıyor bile. Öbürlerini hiç anlatmayayım istersen. Bedenini koruyabilen birkaç tanesi de sefalet içinde yaşıyor. Mahallede kıytırık kahvanemle işlerinde en şanslı olanlardan biri de benim. Boksör olduğun için pişman mısın peki? Sana kendi hayatını yaktırmam. Anlıyor musun? Yaktırmam. Yaktırmam. Bir isim bularak başlamalıyım. Benim ismim ne? Cemal. Bahadır. Şükrü. Refik, daha dikkat çekmeyen bir isim bulmalıyım. Murat. Murat Yılmaz. Evet. Sen Murat Yılmaz. Merhaba, ben Murat Yılmaz. Murat Yılmaz. Murat. Merhaba, ben Murat. İyi de benim işim ne? Geçmişim ne? Mesleğim ne? İlk soruyu alalım.
Peki mesleğin ne? Müzisyenim. Ork çalarım gece kulüplerinde. Nerelisin peki? Aslında hiçbir yer. Ya da her yer. Annemi ve babamı hiç tanımadım. Ben çok küçükken terk edip gitmişler. Ork çalmayı öğrendikten sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün gece kulüplerinde çalıştım. Ama sorarsanız hiçbir yeri de bilmem. Çünkü geceleri çalışıp gündüzleri uyuyordum. Senin eşyan falan da yok. Orgun nerede? İstanbul'a gelince bütün eşyamı çaldırdım. 5 parasız ortalarda kaldım. Peşimdeki adamlar da bu yüzdendi zaten. Çok soğuk bir gece o adamlara ait bir mekanda yatmışım. Sonra beni hırsız zannettiler. Gerisini de biliyorsunuz zaten. Peki neden yaralıyken hastaneye gitmek istemedin? Hastanelerde polis olur. Bana hırsız muamelesi yapmalarını istemedim. Bak oğlum. Murat mıydı adın? Murat, anlattığın hikaye bana çok da inandırıcı gelmedi. Ama bugüne kadar hislerimde hiç yanılmadım. Sen kötü birine benzemiyorsun. Bir insanı tanımak için en iyi yol zamandır. Zamanla tanıyacağız seni de. Yalnız hal ve hareketlerine dikkat etmen lazım. Bu otelin kuralları var. Gözüm üstünde olacak, bilesin. Sağ ol. Menekşe Hanım. Müsaitseniz 5 dakika rahatsız edeceğim. Buyurun. Hoş geldin Arif, geçmiş olsun. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nerede bizim eşek? Eşek aynı arada, nerede olacak? Hoş geldin Arif. Hoş geldin be kardeşim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sevdin sen bu ahramı. Çıkıp da bir ziyarete gelmedin. Bir sıpamız daha olunca gelemedik be Arif. Ulan işten kaytarmak için yeni bahaneyi buldun yani. Yıllardır komşuyuz. Gelmek bugüne nasipmiş. Güzelmiş oteliniz. İyi bakmışsınız. Menekşe Hanım. Bizim kız burada çalışıyormuş. Antrenman yapıyormuş. Terasta. Terasta. Sizden ricam ona bu olanağı vermemeniz. Neden? Neden mi? Ya bu benim ricam da ondan. Onun böyle bir şeye pek sevineceğini zannetmiyorum. 3-5 gün üzülür. Önemli olan hayat boyu mutlu olması. Bırakalım da buna kendisi karar versin. Aklı başında reşit bir kız o. İyi ama ben de onun babasıyım. Müsaadenizle. Yapacak işlerim var. Tabii tabii. Ne demek? İyi günler. Kadının deli olduğunu bilmiyormuş gibi... Uzun lafın kısası Arif. Yeni bir şoförle anlaştım. Kalıcı. Devamlı şoför. Akşamları o çıkıyor. Bu taksiyle 2 aile geçiniyor Arif. Tek tabanca değilim artık. 2 çocuğum var. Taksinler boş kaldığı vakit belimize bir balta gibi iniyor. Senin avukatından sonra yeni bir şoför bulmaktan bıktım usandım artık oğlum. Hırlısı var, hırsızı var. Arif. Bu insanlar için içeri girmeye şuna buna değmez. Sen onlar için vukuata giriyorsun, onlar arkandan konuşuyor. Bu lafları başkası söylemez sana. Bir toparlan artık, çeki düzen ver kendine. Evlen, bir sanat edin. Sanatım doğru bildiğime gözü karartmak üzerine. Senin sanatın para ediyor, benimki etmiyor diye nasihat etme hakkı bulma kendinde. Eyvallah.
Hocam çalışmalara başlayabiliyor mu? Bu aralar çok sıkışık, olmaz. Ama geçen geldiğimde çalışabilirsin. Şimdi böyle oldu. Babam değil mi? Yağmur, o neredeyse hepimizin hocası. Bir istekte bulundu, geri çeviremem. Kusura bakma, burada çalışamaz. Merhaba. Arif, hoş gelmişsin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana bir çay söyleyeyim. Yok, işinden kalma. Senin sayende bu dükkandayız. Lafı mı olur? Senden bir ricam olacak. Rica değil, emrin olur. Şoföre ihtiyacı olan taksi olursa bana bildiriver. Ömer'in taksisi ne oldu? Ömer söyledi ama ben istemedim aynı takside. Arif, bir dakika bekle sen. Şunu çocuklara vereyim. Çekil, çekil. Buyur sen geç. Bunu nasıl yaparsın? Yaptığım bir şey yok. Oraya benim sayemde girdin zaten. Hayır. Denediler beni. Benim kızım olmasan alacaklar mı sanıyorsun? Yalan söylüyorsun. Hayatını mahvetmek mi istiyorsun? Kendi olanaklarına mahvet. Madem lafımız dinlenmiyor, baba parasıyla asilik yapma. Sana harçlık falan da yok bundan sonra. Kendi paranı kendin kazan. Silmesene kardeşim. Bıraksana kardeşim. Silmesene. Silmesene kardeşim. Sağ ol kardeşim. Buyurun. Salon 2'ye bir tam rica edeyim. İyi seyirler. Teşekkürler. Girecek miyiz amirim? Şurada bir çay içelim. Saklanacak yer meselesini hallettim. Neresi? Beni dinle, kısa konuşacağım. Katil kimse kızı öldürmek istiyordu. Ve suçu üzerine atacağı birini arıyordu. Kızın benden hoşlandığını anladı ve seni katil gibi gösterdi, değil mi? Doğru. Muhtemelen kıza yakın biri.
sana bir sevgilisi olduğunu söylememiş miydi? İlk aklıma gelen ihtimal o. Bu işe bir yerden başlayacaksam ondan başlamalıyım. O adamın kim olduğunu bulmalıyım. Funda hakkında başka şeyleri de. Nerede otururdu? Ailesi, arkadaşları. Tabii senin de yardımınla. Elbette. Peki ya Ayça? Şimdilik ona bir şey söyleme. Bir şey bulunca sana nasıl ulaşacağım? Adresi bul ve şu an oturduğun koltuğun altına bırak. En kısa zamanda. Bu çok garantili bir yol değil. Emin misin? Hoş geldiniz. Lütfen. Lütfen sakin. Lütfen. Affedersiniz. Dışarıda görüşebilir miyiz? Seni gördüğümüze sevindik Murat. Sağ olun, ben de sizi gördüğüme. Yardımın lazım toprağım. Yağmur. Durumu kötü. Galip babayla kapıştılar. İyi de ben ne yapabilirim? Sen konuşursan belki faydası olur. Ne diyeceğim? Yürü yürü. Nereye gidiyoruz peki? Yağmur'un üzüldüğünde gittiği yere. Çiçeklerin en güzel kokulusu. Şimdi kıpırdamıyorsun. Oğuzhan'ın müzik dinleme saati. Biliyorsun bugün müziğimizin çocuk gelişimindeki faydaları saymakla bitecek gibi değil. Tabii kendi kültürümüzde empoze ediyoruz oğlana. Erkek olacağını nereden biliyorsun? Bunu bana soruyorsun yani. Aman yesinler. Çapta düne göre 5 santim artma var kızım. Dağ gibi oğlan geliyor işte, aslan aslan. Çapta artış olur tabii. Sobayı az yakalım diye altıma 2 kat kazak giydim. Yalancı keseri gibisin yani Zeynel. Zeynel. Hı? Dinlettin şarkıyı, canım ayva çekti. Hemen alayım geleyim şuradan o zaman. Ay, hemen. Hadi. Yağmur üzüldüğünde buraya mı geliyor? İnsanoğlu çeşit çeşit. Bu da böyle işte. Bak buna da şükür. Eskiden bulmak çok daha zordu. Dağ tepe koşardı. Ne garip bir kız bu ya. Yarım saattir inmedi. Yağmur! Gidin buradan. Onun burada ne işi var? Çok ısrar etti, biz de getirdik. Hı? Sen de bir şey söylesene. Ne söyleyeyim? Ne bileyim, niye geldin bir şey söylemeyeceksen? Daha önce hiç dönme dolaba binmemiştim. İner misin lütfen? Yalnız kalmak istiyorum ben. Tamam. Nasıl istersen. Aha, çok komik. Bak olanları biliyorum, tamam mı? Hiçbir şeyi bilmiyorsun.
Babanla kavga etmişsin. Basit bir kavga değil. Hem sana ne? Tamam, sakin ol biraz. Ya yeter artık. Benim dönme dolabına bilip bana ne yapacağımı söyleme, tamam mı? Kendi sorunlarımı kendim hallederim. Hem seni doğru dürüst tanımıyorum bile. Hayatımı kurtarmış olman her şeye burnunu sokabileceğin anlamına gelmez. Bence iyi gidiyor. Aa. Sen önce kendi sorunlarına ilgilen. Onların da ne olduğu meçhul ya. Kim olduğum bile meçhul. Hırsız mısın, uğursuz musun? Hayatıma müdahale etme hakkını sana kim verdi ya? Git başımdan ya, git! Ben dün gece moral vermeye çalıştığın o yıkılmış adamı. Belki benim derdim seninkinden daha önemsiz. Belki çok daha önemli. Ama dün gece seni dinledim ve bir şey fark ettim. Ben eskiden insanları dinlemezdim. Belki de gerek duymazdım. Ama birini dinlemek, derdini anlatmak hiç de fena değilmiş. İnsana bu dünyada yalnız olmadığını hatırlatıyor. Affedersin, ben... Yok, sana ukalalık edecek falan değilim. Sadece dün gece senin bana söylediklerini ben sana söylüyormuşum gibi düşün. Bak, insanlara moral vermeyi iyi biliyorsun. Hiç dövme dolaba binmedin mi gerçekten? Hiç binmedim. Ve ben galiba yüksekten korkuyormuşum. İneceğiz değil mi? Az daha dayan gülüm. Oğuzhan doğduğunda buralarda olmayacağız. Boğazı deniz kenarındaki evinden izleyecek yavrumuz. Okulun özel şoförü götürecek. Biz çektik. O çekmeyecek. İşte durum bu. Boksa nasıl devam edeceğim ben? Bir yolunu bulacağız elbet. Ya ben çok acıktım. Yarım ekmek bir şey yiyelim mi? Yarım da bana söylesene ya. Bana da. Sen toprağa. Yok, ben tokum. Usta. Buyur abi. Üç tane yarım tabii acılı. Abi, tabii abi, hemen. İnsafsız adam. İnsan kızına bunu yapar mı ya? Beş kuruşsuz bırakır mı? Buldum. Bu kadar çabuk mu? Yağmur. Minibüs senin üzerine değil mi? İyi de onu satmak çözüm değil ki. Satmayacaksın, tamam. Yani köfte falan mı? Neden olmasın? Çok para kazanırsın vallahi. Vallahi benim hiç anlamadığım bir şey. Bak, baban arabaya dokunamaz. Ona ihtiyacın kalmaz. Bu fikri sevdim. Bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben. Bir sevdiğin varsa ne olur söyle, söyle, korkma söyle, söyle, söyle. Giderim bu diyardan. Önce arabayı köfte arabası haline getireceğiz. Sonra bir kasapla anlaşırız, bize ucuza kıyma verir.
Ya zaten başka sermayeye gerek yok. Tamam. Fırınlarda bayat ekmeği ucuza veriyorlar zaten. Sonra hale gideriz, bir kabzımanla anlaşırız. Her gün taze soğan ve yeşillik alırız. Dikkat ettiyseniz çoğul konuşuyorum. Ben de onu diyecektim. Bir kişi daha lazım sana. Doğru. Ferruh var. Yok. Benim işim var zaten hayalat kardeş. Yusuf kabul etmez. Zeynil'i babam bırakmaz. Sezer desem... Menekşe Hanım. Beni keser. Şefik abi sen? Aa, ne yaptın kız tamam, Yağmur? Kim olabilir ya? Kim? Buldun galiba. Evet buldum. Kimi buldun? Seni. Ben köfte ekmek mi satacağım?